Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere gitara ilk başladığınızda öğrenmeniz gereken birkaç tekniği öğreteceğim. Öncelikle pull-off ve hammer-on tekniklerine bakacağız. Bir örnek göstereyim ikisinden. Şimdi hammer-on'lar şu şekilde oluyor. Pull-off'larda. Şimdi size hammer-on ve pull-off'ların nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bunu yapmak için A minor pentatonic scale'ı kullanacağım. Bu scale'ı bilmiyorsanız bir önceki videoma bakıp oradan öğrenebilirsiniz. Scale şu şekilde. Şimdi normalde bu örnekte olduğu gibi her şeyi çalarken notaları teker teker pena ile çalıyoruz, değil mi? Mesela. Ama şimdi hammer-on yapmak istiyorsak yapmamız gereken şey şu. Birinci notayı pena ile çalıyoruz. Ama ikinci notayı pena ile çalmayacağız. Sadece parmağımızı aşağı vurarak notayı çıkarmaya çalışacağız. Şu şekilde. Sonra aynısını E telinde deneyebiliriz. Sonra bunların ikisini birleştirdiğimizde tamam. Şimdi hammer-on'ların nasıl yapıldığına baktık. Bir de pull-off nasıl yapılır ona bakalım. Hammer-on'da önce söylediğim gibi birinci parmaktan dördüncü parmağa geliyoruz. Bunu hem B telinde hem E telinde yapabiliriz. Yani şu şekilde. Pull-off'ta bunun tam tersini yapacağız. Tam tersini yapmak için dördüncü parmağımızı sekizinci perdeye koyuyoruz. Ama pull-off için hammer-on'dan farklı olacak şekilde bu parmak, dördüncü parmak buradayken birinci parmağımızın da beşinci perdede olması gerekli. Yani basılı bir şekilde. Sonra sekizinci perdeyi çalıyoruz. Ve dördüncü parmağımızı sadece çekerek öbür telin çalınmasını sağlıyoruz. Yani beşinci perdenin. Bunu aynı zamanda E telinde de yapabiliriz. Bunların ikisini birleştirdiğimizde şu şekilde oluyor. Şimdi pull-off ve hammer-on'ları bir arada nasıl kullanabileceğimize bakalım. Bunu yapmak için aynı kalıbı kullanacağız. Yani şu. Bu hammer-on, pull-off da bu. Bunların ikisini birleştirdiğimizde şu şekilde bir şey oluşuyor. Bunu yapmak için öncelikle birinci parmağımız beşinci perdedeyken hammer-on'la sekizinci perdeye geliyoruz. Sonra E teline geçip birinci parmağımız beşinci perdede yine hammer-on'la sekizinci perdeye geleceğiz. Birleştirelim. Bundan sonra bu iki parmak basılıyken dördüncü parmağımız da bulunan notayı çalacağız ve pull-off'la tekrar 5'e döneceğiz. Sonra aynısını B telinde yine 8. perde ve 5. perde ikisi de basılıyken 8'i çalacağız. Sonra pull-off'la 5'e döneceğiz. Bundan sonra başa dönmüş oluyoruz ve yine hammer-on'a geçiyoruz. Şimdi hammer-on ve pull-off'larınızı pratik yapabilmeniz için şöyle bir şey yapmanızı önereceğim. Önceki videomda gösterdiğim 5 pentatonik pozisyonu için her pozisyonu teker teker çalacağız ve tize doğru giderken tüm notaları hammer-on'la çalacağız. Sonra bass'a doğru gelirken hepsini pull-off'la çalacağız. İkinci pozisyon için bir örnek göstereyim. Şöyle oluyor. Öncelikle yavaştan başlayın. Sonra yavaş yavaş hızlanarak kendinizi geliştirmeye çalışın. Bundan
Bundan sonra isterseniz öbür dört pozisyonu da deneyebilirsiniz. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Bundan sonra çıkaracağım videoları görmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Aynı zamanda bir sonraki videom slide ve bend hakkında olacak. Bu iki teknik de hammer-on ve pull-off kadar önemli. Ayrıca benimle iletişime geçmek istiyorsanız Facebook'ta bir grubum var. Grubun ismi Gitar Öğreniyoruz. Orada hem bana sorular sorabilirsiniz hem kendiniz paylaşımlar yapabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz.